Kıymetli meclis üyeleri, bizleri Kepez Belediyesi sosyal medya hesabı izleyen kıymetli hemşerilerim, televizyonları başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerim, değerli bürokratlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, size saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir aylık meclis tatilinin ardından tekrar birlikte olmanın mutluluğu ile başlıyoruz. Görevimizin başındaydık. Kepezimize daha iyi hizmet etmek için çalışmaya devam ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Temmuz ayında Muharrem ayının 10. günü paylaşmanın, dayanışmanın, bolluk ve bereketin simgesi aşure göre Boğazkent mahallemizde komşularımıza aşure ikramında bulunduk. Allah kabul etsin. Aşure ikramımız 10 Ağustos Cuma günü Hatice Mahallesi TOKİ 960 Camii'nde olacak. 11 Ağustos Cuma günü Kepez Meydanı'nda aşure dağıtımımız devam edecektir. Allah tutulan oruçları, yapılan ibadetleri kabul etsin. Tabii Temmuz ayı ne yazık ki orman yangınlarının yoğun yaşadığımız bir ay olarak geçti. Önce Gökçeada'da, sonra Kızılköy, Kızılkeçili ve civar köylerinde, Ayvacık ve Ezine köylerinde hafta sonu biliyorsunuz maalesef Kilitbahir sırtlarında yangınlar oldu. Buradan yaşadığımız yangın felaketleri nedeniyle şehrimiz geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 2023 yılı olan Ağustos ayı meclisini açıyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bugün iki arkadaşımız, meclis üyesi arkadaşımız mazeret bildirdiler. Onların Sayın Vicdan Uysal ve Sayın Sevim Öztürk Aygören mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Tabii katip üyemiz Sayın Sevim Öztürk Aygören olmadığı için yedek katip üyemiz Sayın Abbas Bozkurt Bey'i yanımıza davet ediyorum. Buyurun Abbas Bey. Değerli meclis üyeleri, 2023 yılı Haziran ayı meclis tutanakları e-posta ile sizlere ulaştırıldı. Tutanaklarda maddi veya başka bir hata var mı? Eğer yoksa tutanakları okundu olarak kabul edelim mi? Grupların AKP grubu kabul edelim. İYİ Parti grubu, CHP grubu. O halde tutanakları okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Gündemimizi okumak üzere sözü katip üyemiz Sayın Abbas Bozkurt'a bırakıyorum. Buyurun Abbas Bey. Lacivert renkteki motorun bağış yapılmak istenmesi hususunun görüşülmesi. 5. Kepez Belediyesi idari yaptırım yönetimliğinde değişik yapılması hususunun görüşülmesi. 6. Belediyemiz sınırları içerisinde uygun bir park alanına dergi isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. 7. Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2023 tarih ve 2023'e 58 sayılı kararı ile imar Sayındırlık Komisyonu sevk edilen beldemiz mücadele alan sınırları içerisinde Sayındırlık Köyü Pafta H16C, 18C, H16C, 18D, Ada 360, Parsel 13D, Eski Parsel No 1129 kayıtlı taşınmaz üzerinde gelişme konut alanı amaçlı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı. 8. Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2023 tarih ve 2023'e 59 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edilen beldemiz mücavir alan sınırları içerisinde Çınarlı Köyü, Pafta Hoş 16C, 18C, 1A, H16C, 18D, 2B, Ada 360 parsel 13'te, Eski Parsel No 1729 kayıtlı taşınmaz üzerinde
gelişme konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı. 9. Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2023 tarih ve 2023'e 60 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edilen beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta H16C, 19A, 1A, 510 ada bir parsel nolu taşınmazın doğusundaki park alanındaki alan üzerinde bir adet trafo yeri amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi. 10. Belediyemiz Meclisi'nin 2023 Eylül ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi. 11. Kapanış arz ederim. Teşekkür ediyorum Abbas Bey. Değerli meclis üyeleri, 3 adet önergemiz var bugün. Önergelerimizi okumak üzere katip üyemiz Sayın Burçin Soysal. Buyurun Sayın Soysal. Önerge 1. Meclis Başkanlığı'na. Beldemiz mücavir alanı içinde yer alan ve Tapuda Çınarlı Köyü Tepe Arası mevkiinde kayıtlı olan 337 ada 4 parsel Saruhan Motorlu Araçlar Taşımacılık İnşaat, 335 ada 1 parsel Doğa Koleji, 335 ada 2 parsel Alfa Mağazası'nın içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarının Çanakkale Belediyesi tarafından karşılanabilmesi ve bu işlemler ile ilgili olarak protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. 02.08.2023. Önerge 1'in gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Önerge 2. Meclis Başkanlığı'na, belediye meclisince belirlenen su ve atık su ücretlerinin tekrar değerlendirilerek bir indirim yapılmasını teklif ediyoruz. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ihtiyacını arz ve teklif ederim. 02.08.2023. AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Erkan Kürşat Ertürk, Serkan Kale, Hüseyin Dalaklı. Önerge 2'nin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Önerge 3. Beldemiz sınırları içerisinde uygun bir alana Utku Hadımoğlu adının verilmesini talep ediyoruz. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ihtiyacını arz ve teklif ederim. 02.08.2023. AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Erkan Kürşat Ertürk, Serkan Kale, Hüseyin Dalaklı. Evet, önerge 3'ün gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündeme geçiyoruz arkadaşlar. Gündem 1. Memur dolu kadro ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi. Açık açık. Açık. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mali idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi gereği belediyemiz norm kadro cetveli dolu kadrolarında bulunan personellerimizin kadro derecelerini 3 adet 7 dereceli memur kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 8 dereceli psikolog kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 8 dereceli mühendis kadrosunu 3. dereceyle, 3 adet 7 dereceli mühendis kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 8 dereceli mimar kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 7 dereceli ekonomist kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 6 dereceli tekniker kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 7 dereceli tekniker kadrosunu 3. dereceyle, 1 adet 7 dereceli tekniker kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 8 dereceli tekniker kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 8 dereceli peyzaj mimarı kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 7 dereceli itfaiye yeri kadrosunu 3. dereceyle, 1 adet 8 dereceli itfaiye yeri kadrosunu 5. dereceyle, 1 adet 5 dereceli zabıta memuru kadrosunu 3. dereceyle, 1 adet 6 dereceli zabıta memuru kadrosunu 3. dereceyle, 2 adet 8 dereceli zabıta memuru kadrosunu 5. dereceyle değiştirilmesini, 5393 sayılı belediye kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin L bendi gereği meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Evet, değerli meclis üyeleri, mevcut memur personellerimiz ile sözleşmeli memurdan
sözleşmeli memur personellerimiz, personellerimizin memur olması dolayısıyla her yıl yapmış olduğumuz rutin kadro derecelerini derece değiştirme takdiri. İhtiyacı duyuldu. Evet, Yılmaz Bey'in okuduğu gibi görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum. Gündem 1. Memur dolu kadro ve derece değişikliğini bürokratımızın okulduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin ikinci maddesi. 2023 mali yılı gelir tarifesine ek yapılması hususunun görüşülmesi. Buyurun Özgür Bey. Belediyemiz Meclisi'nin 7-6-2023 tarih ve 2023-54 sayılı kararına istinaden Çanakkale Belediyesi ile Kepez Belediyesi arasında imzalanacak protokole göre hizmet verecek alanlarda belediyemiz 2023 gelir tarifesine ek olarak içme suyu ve atık su tarife tiplerinin ve bedellerinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Teşekkür ederim. Malumunuz geçen ay Kale Country sitesi, Hyundai Otomotiv, TED Koleji, Truva Opet için Çanakkale Belediyesi'nin Dardanos hattından içme suyu hatları ve atık su hatlarının bağlanması konusunda şahsıma yetki vermiştiniz. Şimdi bunun fiyat tarifesini belirlemek için o bölgedeki içme suyunun fiyat ve atık suyun fiyat tarifesinin belirlenmesi için bu konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmesi gerekiyor. Görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya gündem 2'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündem 3. İller Bankası AŞ'den gayri nakdi kredi kullanılması hususunun görüşülmesi. Buyurun. Yatırımlar ve cari borç ödemesi içinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ'den 15 milyon TL faiz hariç gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vesaire ödemelerin İller Bankası AŞ'ce teminat olarak alınacak belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası AŞ'ye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dağıtılan yasal paylaşım mevzuatından kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40'ın dışında ve %100'üne kadar karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç ve gereç malzemelerin İller Bankası AŞ'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası AŞ adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası AŞ'ce belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası AŞ'ye ipotek vermeye, belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ'ye terhin ve temlik etmeye, belediyemizce ait her türlü tarihi işletmeyi İller Bankası AŞ'ye rehin vermeye, İller Bankası AŞ'nin mevzuatı ve buna bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 Belediye Kanunu 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Birol Arslan'ın yetkilendirilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Değerli meclis arkadaşlarım, 2023 yılı içerisinde biliyorsunuz bütçemizin el verdiği şekliyle 25 milyon TL'lik bir kredi kullanılması kararı almıştık. Bugüne kadar ne kadarlık bir kredi kullandık Özgür Bey? 10 milyon başka. 10 milyon TL. Bankalar biliyorsunuz kredi vermiyor, resmi bankalar. Özel bankalarda İller Bankası teminat mektubunu talep ediyor. Bununla ilgili 15 milyon TL'lik İller Bankası'ndan bir kredi kullanılması bu formatta, bu yazı dizaynıyla bununla ilgili müracaat olacak. Görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? Var mı arkadaşlar bir sorunuz, tereddütünüz? Peki, o halde oylamaya geçiyorum. Gündemimizin 3. maddesi, İller Bankası AŞ'den
gayri nakdi kredi kullanılması için belediye başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündem 4. Eker DTM motorlu araç sanayi ticaret limite şirketi tarafından belediyemize bir adet RKS Arome 125 marka mavi koyu lacivert renkteki motorun bağış yapılmak istenmesi hususunun görüşülmesi. Evet, Çanakkale'li bu firma biliyorsunuz, tanıyorsunuzdur da. Belediyemize bir motor hibe etmek istiyor arkadaşlar. Bu motoru biz de zabıta müdürlüğü emrine vereceğiz. Belediye işlerinde kullanacaklar. Ben buradan Eker DTM motora Kepez halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Siz buyurun okuyun. Eker Motorlu Araç İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirket tarafından 19.07.2023 tarihinde dilekçe ile bir adet 125 marka mavi lacivert renkli 2023 model motosiklet bağışlanmak istenmiş. Başkanlık oluru ile başta konu araç bağışı 5390 sayılı belediye kanunun 38. maddesi uyarınca kabul edilmiştir. 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesi gereğince şartlı bağışların kabulü için belediye meclisi kararı gerektiği, buna karşın aynı kanunun 38D maddesi uyarınca şartsız bağışların kabulü için belediye başkanının yetkili olduğu belirtilmektedir. Noterler Birliği'nin 01.09.16 tarih ve 56 sayılı genelgesi de konu ile ilgili mahalli ekli T işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı taşıt kanunu kapsamına giren taşıtların hibe yurt içi yolu ile edinmeleri ile ilgili işlemlerinde 5390 sayılı belediye kanununun 18G ve 38D maddeleri de belirtilen şartlı ve şartsız hibe ve bağışlarla ilgili hükümler nazara alınmayacak, mutlak surette buna ilişkin belediye meclis kararı istenecek denmektedir. Bu sebeple Eker Motorlu Araç İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirket tarafından bir adet Rax Aroma 125 marka mavi renkte 2023 model motosiklet şartsız ve bedelsiz bağış yapılması hususunun görüşülerek gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Evet, teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Değerli meclis üyeleri, benim de ifade ettiğim gibi Eker DTM Motorlu Araç İnşaat Sanayi Limited Şirket tarafından böyle bir motoru belediyemizde hibe olarak kabul edeceğiz. Görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? Ama gruplar firmaya teşekkür edebilir en azından. Belediyemize bir araç hibe ettikleri için. Hayırlı olması için oylamaya geçiyoruz İsmail Bey. Gündemimizin 4. maddesi. Eker DTM Motor Araç İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirket tarafından belediyemize bir adet RKS Arome 125 marka mavi koyu lacivert renkteki motorun bağış yapılmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 5. maddesi. Kepez Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi. Belediyemiz Meclisi'nin 06.12.2017 tarih ve 2017-237 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Kepez Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliği'nin adının Kepez Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği olarak değiştirilmesi, yine aynı yönetmeliğin 1. Kasım 1. Bölüm Esenlik, Huzur, Düzen, Nizam, İntizam ile ilgili uyulması gereken Belediye Emir ve Yasakları başlıklı madde 56'dan sonra gelmek üzere ilgili kurum ve belediyeden gerekli izinleri almadan kamping olmayan yerlere, sahil şeridine, kumsala, yol kenarlarına, otoparklara ve kamuya ait alanlara karavan, motokaravan, römork ve çadır koyarak işgal etmek, kamp ortamı yaratmak yasaktır şeklinde madde eklenmesi. 2. kısım 1. bölüm iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ve denetime tabi iş yerlerinin uyacağı emir ve yasaklar başlıklı madde 195'ten sonra gelmek üzere gramaja tabi gıda maddeleri olan ekmek, pide, simit, poğaça, döner, kebap, köfte ve benzeri ürünlerin eksik gramajda olarak imal edilmesi ve müşteriye satılması yasaktır şeklinde madde eklenmesi. 3. kısım
4. bölüm çeşitli hükümler başlıklı madde 259. Bu yönetmelik hükümleri belediye başkanlığı ve onun gözetimi altında Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri uygulanır maddesi numarasıyla birlikte. Madde 261. Bu yönetmelik hükümlerini belediye başkanı yürütür. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri uygulanır. Ve madde 260. Bu yönetmelik 7 sayfa 260 maddeden ibarettir maddesi. Madde numarasıyla birlikte madde 262 bu yönetmelik 17 sayfa ve 262 maddeden ibarettir şeklinde değiştirilmesi hususlarının belediyemiz meclisince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Evet, görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? Buyurun lütfen. Sayın Başkan, meclis üyeleri. Bu okuduğumuz karavan kampik alanı dışında konulmasından izin alınmasına yönelik bir madde eklendi sanırım, değil mi? Bu okuduğunuz yazıda kampik alanlarının dışında karavan konulması ile ilgili değil, izin alınması. Konulmaması ile ilgili. Konulmaması. Evet. Konulması izin... değil, konulması değil, konulmaması ile ilgili. Tamam, izin alınsa da konulamayacak öyle mi? Konulmaması. Ben... Tamam. İzin alınma diye bir şey yok yani. Öyle algıladığımı okurken biraz hızlı geçti. Şu şekilde. İlgili maddeyi bir kez daha okuyalım Kürşat Bey için. Başkanım, ben anladım şunu demek. Yani o şöyle diyoruz. Belediyeden veya ilgili kurumdan izin almadan dememizin sebebi şu. İleride bir karavan kamp alanı oluşturursak oraya yönlendirebilmek için. Yani bizim iznimiz olmadan herhangi bir sahil kenarına, otoparka araç bırakmamaları için alındı bu. Yarın bir yer oluştururuz vesaire. Onunla ilgili bir belge oluşturursak o izin belgesi istenecek. Ama şu an için yani izin alma gibi lüksleri yok. Bize gelip izin almak isterlerse de zaten red olarak vereceğiz. Bu anlamda öyle yazmak zorundayız. Evet. Var mı arkadaşlar başka sorusu olan, görüş beyan etmek isteyen? Malum yaz döneminde halk orada ücretsiz hizmet aldığı bir plaj alanı vardı. Ama son dönemde oldukça fazla çadır ve karavan geldi. Halkımız dışarıdan gelenler Çanakkale'lilerin, Kepezlilerin orada maalesef hizmet almasının önüne geçtiler. Her ağacın altına bir çadır gelmeye başladı. Orada bir düzensizlik oluştu. Onu arkadaşlarımız gerekli tarafımdan talimatlandırılarak oradaki karavan ve çadırların kaldırılması sağlandı. Şimdi bu alacağımız karar ile de bundan sonra oraya karavan ya da çadırın konulamayacağı yönünde. Zaten o bölge belediyeye ait bir bölge değil, biliyorsunuz. Milli emlak ait olan bir bölge. Dolayısıyla orada yarın birisi gelir de ya siz bize karışamazsınız, burası milli emlak falan derse, en azından alınan meclis kararıyla buraya bir karavan koyamayacağını ya da bir çadır kuramayacağının bir meclis tarafından alınmış bir belgesi olacak. Evet, var mı arkadaşlarım sorumuz? O halde ben gündemimizin 5. maddesini oylamaya sunuyorum. Kepez Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliğinde değişiklik okunduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin 6. maddesi. Beldemiz sınırları içerisinde uygun bir park alanına Deryacan isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. Buyurun lütfen. Beldemiz sınırları içerisinde bulunan ve uygun görülen bir park alanına Deryacan isminin verilmesi talep edilmiş olup, konunun meclisimizce incelenecek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Evet, Deryacan'ı hepimiz biliyoruz. Dünya şampiyonu Çanakkale'li bir gururumuz, milli sporcumuz ve kendisi de Kepez'de ikamet ediyor. Deryacan ve ailesinin böyle bir dilekçesi olmuş. Bence de çok yerinde olmuş. Ama bunun kararını elbette ki isim tespit komisyonu belirleyecek. Dolayısıyla görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde gündemimizin 6. maddesinin isim tespit komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?
Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin 7. maddesi. Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2023 tarih ve 2023-58 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edilen belde mücavir alan sınırları içerisinde Çınarlı Köyü Pafta H16C, 18C, H16C, 18D, Ada 360, Parsel 13'te eski parsel No 1729'da kayıtlı taşınmaz üzerinde gelişme alanı amaçlı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı. Değerli meclis üyeleri, bunu imar komisyonumuza göndermiştik. Fakat dilekçe sahibi 208/2023 bir dilekçeyle başkanlık makamına ilgili ada kayıtlı başvuru dilekçesine istinaden Çınarlı Köyü 360 dilekçe vererek dosyasını geri çekme talebinde bulunuyor. İmar Müdürlüğümüzden de meclisimize bu tekrar ilgi ada kayıtlı başvuru dilekçesine istinaden Çınarlı Köyü 360 ada 3 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan ve 07.06.2023 tarife 2023-58 sayılı meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebinin ilgi B'de kayıtlı dilekçe dosyayı geri çekme isteği olurlarınızla arz ve teklif ederim. Müjgan Kayalı, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili. Dilekçe sahibi, yer sahibinin talebiyle dosyanın geri çekilmesi İmar Müdürlüğümüze veriliyor. Müjgan Hanım da bunu meclisimize gönderiliyor. Görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde gündemimizin 7. maddesinin yer sahibinin dilekçesine istinaden dosyanın geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündem 8. Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2023 tarih ve 2023-59 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edilen beldemiz mücavir alan sınırları içerisinde Çınarlı Köyü Pafta H16C, 18C, 1A, H16C, 18D, 2B, Ada 360, Parsel 13'te eski parsel No 1729'da kayıtlı taşınmaz üzerine gelişme konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı. Yine aynı şekilde 1/5000 bir önceki oyladığımız şimdi de 1/1000'de yine parsel sahibinin geri çekme talebi var. Okuyorum. Dilekçesini İmar Müdürlüğü'ne vermiş. İlgi ada kayıtlı başvuru dilekçesine istinaden Çınarlı Köyü 360 ada 13 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan ve 07.06.2023 tarih ve 2023-59 sayılı meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan talebinin ilgi B'de kayıtlı dilekçe ile dosyayı geri çekme isteği hususu olurlarınıza arz ve teklif ederim. Müjgan Kayalı, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili. Yine aynı şekilde 1/1000'inde yer sahibinin talebini üzerine dilekçesini geri çekmesini oylayacağız. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? 1/1000. Bu gündemimizin 8. maddesi. Yer sahibinin talebine istinaden dosyanın geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin 9. maddesi. Belediyemiz Meclisi'nin 07.06.2023 tarih ve 2023-60 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edilen beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta HC, 16C, 19A, 1A, 510 Ada 1 parsel No, Noğlu Taşınmaz'ın doğusundaki park kullanımındaki alan üzerine bir adet trofo yeri amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bir önceki mecliste biliyorsunuz Hamidiye mahallemizde bir trafo yeri ile ilgili bir konumuz vardı. Biz onu imar komisyonuma sevk etmiş, komisyonumuza sevk etmiştik. İmar komisyonumuz toplandı ve komisyon raporumuzu Sayın Burçin Soysal okuyor. Buyurun. İmar komisyon raporu. Konu Hamidiye Mahallesi Pafta H16C19A1A paftası üzerinde kalan ve UEDAŞ yetkililerince ihtiyaca binaen yeri belirlenen 510 ada bir parsel nolu taşınmazın doğusundaki park kullanımındaki alan üzerinde bir adet trafo yeri amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Kepez Belediyesi Meclisi'nin 07.06.2023 tarihi ve 2023'e 60 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen imar plan değişikliği dosyası incelenmiş olup Çanakkale İli Merkez Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi 510 ada bir parsel nolu taşınmazın doğusunda park kullanımındaki alan üzerine bir adet trafo yeri amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talep edilmektedir. İmar plan değişikliği ile H16C19A1A paftasında kalan ve UEDAŞ yetkililerince ihtiyaca binaen yeri belirlenen 510 ada bir parsel nolu taşınmazın doğusundaki mevcut imar planında park kullanımındaki alanda 4 metre çarpı 11 44 metrekare yüz ölçümünde bir adet trafo alanı plan paftasında gösterildiği gibi ve yol genişlikleri ve benzeri aynen korunmuştur. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8B maddesine istinaden oy birliği ile kabul edilmiştir. Komisyon Başkanı Sevim Öztürk Aygören, üye Burçin Soysal, üye Hatice Şen, üye Ruhi Akkoyun, üye Kürşat Ertürk. Arz edin. İmar Komisyonumuzdan oy birliğiyle gelmiştir. Görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyorum. Gündemimizin 9. maddesini oylarınızı sunuyorum. Komisyondan, İmar Komisyonu'ndan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 10. maddesi. Belediyemiz meclisinin 2023 Eylül ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi. Buyurun Mehmet Bey. Belediyemiz meclisinin 2023 yılı Eylül ayında yapacağı toplantının tarihinin ve yerinin belirlenmesi hususunda gerekli karar alınmasını arz ve teklif ederim. Başkanım uygunsa eğer 6 Eylül çarşamba olarak öneriyoruz. Evet, AKP grubu, İYİ Parti grubu, CHP grubu, saatle ilgili öneriniz aynı saat. 14. Peki arkadaşlar, gündemimizin 10. maddesi. Oylamaya geçiyorum. Belediyemiz meclisinin 2023 Eylül ayında yapacağı toplantı 6 Eylül çarşamba günü saat 14'te yine burada Turan Bildon tesislerinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Nedenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, önergelere geçiyoruz. Önerge 1. Meclis Başkanlığı'na, beldemiz mücavir alan içinde yer alan ve tapuda Çınarlı Köyü Tepe arası mevkiinde kayıtlı olan 337 ada, 4 parsel Saruhan motorlu araçlar taşımacılık inşaat, 335 ada 1 parsel Doğa Koleji, 335 ada 2 parsel Alfa mağazasının içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarının Çanakkale Belediyesi tarafından karşılanabilmesi ve bu işlemler ile ilgili olarak protokol yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususunun sayın meclis heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. 02.08.2023 Birol Arslan Belediye Başkanı. Evet, değerli meclis üyeleri, bir önceki mecliste aldığımız biliyorsunuz Kale Country, TED Koleji, Hyundai, Truva Opet'i için karar almıştık. Onlar Çanakkale Belediyesi de meclis kararıyla bunu onadılar. Bir öncesinde de tarifenin belirlenmesi için şahsıma yetki verdiniz. Önerge 1'de ise yine aynı şekilde Soroan Otomotiv yani Renault, Doğa Koleji ve onun altındaki Alfemo Mobilya da aynı hizmetten faydalanmak istiyor. Şahsıma bu yetkiyi verirseniz ben Çanakkale Belediyesi ile protokol imzalayacağım. Görüşü olan, sorusu olan, o halde oylamaya geçiyorum. Önerge 1'in şahsıma Çanakkale Belediyesi ile imza protokol yetkisi vermenizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Sayalım arkadaşlar.
10 kabul. Reddedenler? Sayalım arkadaşlar. Çekimser? 3 çekimser. Önerge 1 oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge 2. Meclis Başkanlığı'na belediye meclisince belirlenen su ve atık su ücretleri tekrar değerlendirilerek bir indirim yapılmasını teklif ediyoruz. Kanunun meclisimizce incelenerek konu hakkında karar iddiasını arz ve teklif ederim. 2008-2023 AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Erkan Kürşat Ertürk, Serkan Kale, Hüseyin Dalaklı. Evet, buyurun arkadaşlar. Önerge sizin. Buyurun, siz savunun. Sayın Başkan Meclis Üyeleri, son zamanlarda Kepezli vatandaşlarımızdan çok yoğun bir şekilde su faturalarının çok yüksek geldiğine dair bize ulaşanlar oldu. Ve bu konuda indirim yapılmasını teklif etmemizi bizden talep ettiler. Vatandaşımızın teklifidir. Biz de meclisimize taşıdık. İnşallah orada alacağımız karar Kepezlilerimiz için hayırlı olur. Kürşat Bey diyor ki Kepezli vatandaşlarımızdan kendilerine talep geldiğini söylüyor. Ben de aynı şekilde önerge sahibi 3 AKP'li belediye meclis üyesi arkadaşıma şunu söylüyorum. Sadece Kepezli değil, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların son dönemde büyük bir zam bombardımanı ile karşı karşıya kaldıklarını, iğneden ipliğe, ekmekten zeytine her şeye yoğun zamlar geldi. Vatandaşlarımız üzülerek bize bu acılarını ediyorlar. Ben de kendilerine sormak istiyorum. Kürşat Bey, 2022 sonu itibariyle Türkiye'de akaryakıt fiyatı kaç liraydı? Bilgin var mı? Sayın Başkan, şimdi... İki! Buyurun, bitirimlerle konuşayım o zaman. Mayıs sonu seçim öncesinde ki akaryakıt fiyatını da istiyorum sizden. Buyurun lütfen. Sayın Başkan, şimdi evet. Bugünkü akaryakıt fiyatı. Kesmeyeceksiniz. O zaman bak. Bitirilmiş gibi yapıyorsunuz. Ben söze başlıyorum. Kesiyorsunuz. Hoş olmuyor. Nezaket. Buyurun. Şimdi ülkede evet bir enflasyon var. Evet bir pahalılık var. Biz bunlar hiçbir zaman inkar etmedik zaten. Hı hı. Bu konuda biz de bunun farkındayız. Ve çalışmalar yapılıyor. Bunları sizin milletvekilleriniz sorması gerekiyor. Milletvekilleriniz beceremiyorsa görevini, siz eğer milletvekili olmak istiyorsanız, biz bunu seviniriz. Sizi milletvekili koltuğuna görmek istiyoruz. Bunu mecliste sözünüzü kesmek zorunda kalın. Lütfen CHP milletvekilinden özür dileyin. Konusu değil. Bu konular Kepez BDM'sinin konusu CHP değil. CHP milletvekillerinden lütfen özür dileyin. Özür dileyin. Herhalde görevini yerine getiremiyor ki siz bu konuları gündeme getiriyorsunuz. Polemiğe girmeyeceğiz. Tamam, girmeyelim. Haddinizi aştınız. Bakın, kabul edin ki değil. Haddinizi aştınız. Siz her Türkiye Cumhuriyeti halkın oylarıyla soruyla cevap veriyorsunuz. Bir sudan bahsediyoruz. Suyu anlatın. Bu su niye pahalı? Bir dakika. Bitti mi? Bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar, anlatacağım. Öncelikle halkın oylarıyla seçilerek Necdet Bey, müsaade eder misiniz? Kürşat Bey, burası gerçekten özgür bir platform. Dilediğinizi konuşabilir, dilediğiniz eleştiri yapabilirsiniz. Saygı duyarım. Lakin burada olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oylarıyla Yüce Meclis'te seçilen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden lütfen özür dileyin. Orada haddinizi aştınız. Bak, ben sizden özür dilerim. Siz konuşmanıza başlamadan önce sizin sözünüzü kestiğim için özür diledim. Belediye başkanı olarak. Siz de burada haddinizi aştınız. Ben burada hiçbir şekilde haddimi aştığımı düşünmüyorum. Çünkü haddinizi aştınız. Onların yapması gereken görevi burada siz yaptığınız için biz de ve vatandaşlar. Ama bakın, bu maliyet hesapları beni ilgilendiriyor. Meclisteki milletvekillerini ilgilendirmiyor. Mevcutta bir işletme var. Su işletmesi, elektriği, suyu, personeli, akaryakıtı, amortisman giderleriyle ortaya çıkan bir rakam var. O rakamı da 2020'nin Kasım ayında Plan Bütçe Komisyonumuz 2022 yılındaki maliyet hesaplarını bürokratlarımız önüne koydular. Doğru mu? Özgür Bey, neredesiniz? Özgür Koyuncu. Sizi şöyle bir alabilir miyim? Meclisi ve ilgilendirme açısından. Değerli kamuoyu, belediyemizin tüm fiyat birim
ileri bir yıl önce Kasım ayında plan bütçe komisyonumuz tarafından bütün maliyet hesapları bürokratlarımız tarafından plan bütçe komisyonumuza sunulur. Sizin de içinizden plan bütçe komisyonu arkadaşımız var. Doğru mu? O arkadaşımız bugün burada olmadığı için tabii şimdi bir şey diyemem yani hanımefendiye. Bu maliyet hesapları üzerinden çıkan rakamı biz belirliyoruz. Mecliste kabul ediyoruz ya da reddediyoruz. O günkü yapılan oylama ile kabul olmuş ve 2023'te gelmiş. Ve oraya gelirken 2023 yılında sadece şunu söyleyebilirim size. Değerli kamuoyu, 2022 sonu itibariyle akaryakıtın birim fiyatı 19.22. 19.22 litre fiyatı. Bugünü söyleyebilir miyim? 37.24. Elektrik, personel. Ara zam mı verdiniz? Siz verdiniz. Memurumuza yüzde kaç zam verildi? Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Lütfen. %46 arttı. 8.000. Hayır. %17.55 arttı. 8.70 tane zam. O da yaklaşık %80. Biz resmi mali hizmetler müdürü. Oran olarak %17.55. 55 tane zamla başkanım. Birlikte %5.86 civarı zam. Sadece ben değil. Yüce Devletimiz verdi. Yani değerli AKP'li meclis üyesi arkadaşlar. AKP'li belediyedeki su fiyatının yüksek olduğunu söylüyorsunuz. Çevremizde, ilçelerimizde AKP'li belediyelerinizdeki su fiyatını biliyor musunuz? Daha önce almışım, bırak. Geçen konuşmamızda. Peki. Atık su parası 2 lira. En basit gidin Gelibolu'dan alın. Gelibolu'da kaç? CHP'li belediye. Kaç para Gelibolu'da? Ben atık su 2 lira. Bizde kaç para? Elinizi vicdanına koyun arkadaşlar. Çeşme yaşınızda su akıyor. Sıcak su ekranında kokuyor. Resmen su kokuyor. Biraz elinizi vicdanına alın. Şu suyu biraz düşürün. Akıllı biraz mantıklı olalım. Evimize 200 lira elektrik parası geliyor. 400 lira su parası. Siz şimdi bizim akıl ve mantıksız olduğumuzu mu savunuyorsunuz? Kullan basıyor. Arıtmıyorsun demek. Arıtma yaptırdın sana. Bakanımız size para çıkardı. Kuyu arıtma. Arıtmaya dahil çalıştıramıyorsun. İstiyoruz. Vatandaşımız istiyor. Başkanım. Hazır seni kahvede. Seni yanında istediler vatandaş. Biraz sonra meclis var dile getirilir. Serkan Bey. Karşılıklı konuşmayın. Hayır, önce bitirsin. Beyefendi. Biz insanlar için. Ya bizler için. Bak arkadaşlar. Başkanım. Bakın. İsterseniz. Şimdi ayıp olup olmadığı konusu. Ya bu şekilde bak böyle olduğu zaman kırıcı oluyor. Yani ayıp ya da anlamıyorsunuz. Yani şimdi siz bize anlamıyorsunuz derken Sayın Başkan adamımız var çalışmıyor. Suyumuz yok gelmese ben mesul değilim diyorsun. Başkanısınız. Yapmıyorsunuz bırakacaksınız başkasına. Umur Bey'im var burada yakından gelecek. Nerede yapıp yapmayacağımı halk karar verir. Siz karar veremezsiniz. Başkanım sırayla söz hakkı istiyorum. Tabii. Bitirsin Serkan Bey. Bitti mi? Hakik. Peki buyurun. İsmail Bey de ondan sonra size verelim. Buyurun. Başkanım halkın içinde su konusunda en çok şikayetler alan kişi benim halkın için. Bana bunları yaptığımızdan beri aslında söylüyor. Aslında Serkan Bey biliyor bu konuların cevaplarını şimdi, da biliyor da. Şimdi biz polemik biz suya 2 yıl zam yapmadık hiç. Zam yapmadığımız için birikim oldu. 3. zam yapmak zorunda kaldık. Neden yapmadığımızı da söyleyelim. Pandemi sürecinde olduğumuz için. Yani vatandaşımız bizim işimiz vatandaşımıza yardım etmek, yardımcı olmak, mümkün mertebe zamları en az ve asgari düzeyde tutmak. Şimdi sadece su zammı olarak geçiyor. Suyun içerisinde, su faturasının içerisinde katı atık var. Katı atık Türkiye'nin gururu. 2 tane MBT tesisimiz var, arıtma tesisimiz var. %86 katı atıktan geri dönüşüm yapıyoruz. Elektrik üretimi yapıyoruz ve katı atığı halkımıza 120-130 lira civarı biz 65 lira olarak yansıttık. Belediye yine kendi 56 lira. 56 lira olarak yansıttık. Ve biz bütçeden finanse ediyoruz bunu. Suyu bütçeden finanse ediyoruz. Hiçbir şey karşılamıyor. Katı atık var. Çevre temizlik var. Su parası içerisinde. Atık su var. Su var. Ve su faturası. Su bedeli bir de KDV'si var.
Yani su aslında ucuz. Niye devreye girmiyor? Arıtmamız devreye girdiği zaman, hatta TOKİ'deki arıtmayı da devreye soktuğumuzda bu defa su yetersiz geliyor. Kepez'in nüfusu 30 bin, hizmet verdiğimiz nüfus 70 bin arkadaşlar. Ve 70 binin de üzerinde. Şeyini almayan, ikametgahını almayan vatandaşlarımız var. Bunlara hizmet veriyoruz. Yani dolayısıyla ben belediyenin finanse ettiğini, katat suyu olsun, belediyenin finanse ettiğini söylüyorum. Halkımıza da bunu ben söylüyorum zaten. Mesela benim elektrik faturam 260-270 lira geliyor. Kendim devamlı. Suyum da 170-180-200-205-230 lira geliyor. Yani bir paket sigaranın 50 bin lira olduğu ülkede, 50 lira, hatta şu anda 60 lira olacak. İki paket sigaraya, hatta 4 paket sigaraya suyu kullanıyoruz. Suyumuz sifon çekiyoruz, temizleniyor. Çevremiz temizleniyor. Bir ay çöpümüz atılıyor. Bu 200 lirayı siz çöpüyorsanız 4 paket sigara Erkan Bey. Halkımıza bunları izah ettiğimizde halkımız bunları anlayışla karşılıyor. Yani bu siyaset yapalım da biz yarın hepimiz birbirimizin yüzüne bakacağız. Kirli siyaset yapmamızın veya siyaset yapmamızın bile gereği yok bence. Hepimiz halkın içine çıkıyoruz. Hepimiz birlik beraberlik bu makamla gelip geçici. Hani siyaseti yapalım da biraz düzeyli olsun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet Ruhi Bey'in ardından Necdet Bey'e vereceğim. Sayın Başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin su konusunda o kadar duyarlı olmaları beni mutlu etti. Mehmet, tüm olduğu gibi tabii ülkemizde de bir kuraklık var. O muhakkak. Bununla alakalı sanırım 2021 yılının Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorun önergesi var. Kim için? Kepez ve çevre köylerinin su problemini aşmak. Bunda nasıl? O dönemin AKP'nin Bülent Bey Turan Açık Koleji'nin açılışında söz verdi. O söz aslında üçüncü vermiş olduğu söz idi. Bununla alakalı hatta isim zikrederek, adres vererek soru vergesi verdik. AKP grubu cevap verdi arkadaşlar. Şimdi tabii ki su pahalı. Ama mazot da pahalı. Triple gübre 17 lira. Neredeydiniz bu zamana kadar? Gübre 7,5 lira. Nereye geldi? Yem 8 lira, 9 lira. 3 liradan geldi. Siz vatandaşı burada vatandaşın isteğini bildiriyorsunuz da hiç bunlara bakmıyor musunuz? Bence sadece samimiyetsizlik ve sadece popülizm. Teşekkür ederim. Evet, Necdet Bey'e demiştik. Sonra size. Buyurun. Sayın Başkanım, ben arkadaşların önerisine karşı teklifte bulunacağım. Buyurun. Ben kendim de plan bütçe komisyonunda görev yapıyorum Vilda Hanım'la beraber. Bunları hesaplamamız hepsimiz beraber yaptık. Şimdi bizim bir sloganımız vardı. Halkın belediyesini halkımızla birlikte yönetiyoruz. Tamam. Hep beraber bir şey kuralım. Bürokratlar getirdiler bize verileri. Yok. Elektrik, şimdi şey, yansımaya, hepsini maliyet başkanım, hesapları geldi. Başkanım hepsini önümüze koysunlar. Bak yansıdı. Evet. Yansıya geldi. Hayır, komisyon kuralım. Fiyat onlar bir arkadaşlar belirlesin. Maliyet fiyatına bir suyu satalım. Maliyetin altındayız zaten tamam, şu an. Hayır. Maliyetine satalım. İsmail Bey ifade etti. Bakın arkadaşlar. Popülistik bak hemen bir tanesi uçurmuş buraya şey. Ne yazıyor bak. Geçen hafta 48 TL olan bir damacana su 58 TL diye bizi izleyen vatandaşlar göndermiş. İsmini söylemeyeceğim. Ben de saklı kalsın. Ya bunlarla ilgilenin siz. 48 lira 58 lira. Üçte kaç yapıyor? Kuşetler. Gerçekten. %20 yapıyor. Hayır. Bak Serkan Bey. Bak popülistik yapmayın. Bak açık ne söylüyorum ben. Bak açık ne söylüyorum. Hep beraber konuşalım tekrar. Tamam mı? Verileri getirsinler önümüze. Hesaplayalım. Bir suyu maliyetini ben başkanın adına haddim aşıyor. Söz veriyoruz. Maliyetine suyu vereceğiz. Önümüze maliyetin altına vereceğiz. Veriyoruz. Odur meydan. Peki Kürşat Bey ile birlikte bitirelim. Ben ardından toparlayayım ve oylamaya geçelim. Buyurun. Sayın Başkan, meclis üyeleri. Ben şimdi size suyun neden pahalı olduğunu, neden kuraklık çektiğimizi bir anlatayım. Şimdi bizim kuyudan su alıyoruz. Ne de bir açıklama yapmıştı başkanımız. Kepez sus kalırsa sorumlusu biz değiliz. Şimdi bizim kayıp kaçak oranı kaç? %50.
valiye, devlet kuruluşlarına dilekçe yazdığınızı söylüyorsunuz. Bu veriyi nereden buldunuz? Geçen gün siz söylediniz kendi adınızda. %40-%50 arası değil mi? Meclis dünya standartlarında böyle. Kimse bilemez yüzde kaç su şey. Sizin beyanınız. Meclis çıkışında sizin beyanınız. %50 olabilir. Yani bunu %50'dir diye bağlayamayız yani. Kayıp kaçan ölüme gelen 20 yıllık bir belediyeciliği var. Barajdan su istediğiniz. Köpezli insanlar çok akıllı. Çanakkale'de insanlar çok akıllı. Gerçekten. Bu söylediğiniz size oy vermeyenler hakarettir. Özür dilip bilerek size kalmıştır. Takdir dışındır. DSU işlerinden ve valiliğe yazı yazdığınızı söylediniz. Evet. Barajdan su istediğinizi söylediniz. Çanakkale Belediyesi'nde en az %50 kayıp kaçağı var. Barajdan su neden Çanakkale ve Kepez'e yetmiyor? Çünkü kayıp kaçak var. Bu kayıp kaçak hem vatandaşın cebine yansıyor çünkü atıldıktan sonra bekede kayıp hem de yer üstü ve altı sularımız ziyan olur. Kuraklık. Biz çeşmelerimize dikkat ederken belediyenin bu kadar umarsız bir şekilde Çanakkale Belediyesi 89'dan beri ben 4 yaşından beri CHP tarafından yönetiliyor 20 yıldır. Ama bu kayıp kaçak altyapının yenilenmesi hususunda neler yapıldı, azaltıldı mı, azaltılmadı mı? Önce bunların cevabını verin. Ondan sonra suyun neden pahalı olduğu ile ilgili bahanelerinizi sunabilirsiniz. Hizmet edin. Sorumluluğu kimseye yıkmayın. Buranın belediye başkanı sizsiniz. Halk sizi buraya yönetin diye sorumluluğu biraz tercih etmeye değil. Şimdi cevap verebilirsiniz. Peki. Arkadaşlar artık son ben toparlayayım. Şimdi öncelikle Kürşat Bey'in bir sorusu oldu bana. Kayıp kaçakla ilgili evinizi yapın. Yapıyor musunuz? Bununla ilgili bilgi verin dedi. Esasında biz biraz da bu konuda gerçekten üzgünüm. Arkasında kameraların olmadığı ortamda sağlıklı görüşüp birbirimizi anlayabiliyoruz. Esasında Serkan arkadaşım da Kürşat arkadaşım kameraların olmadığında buradan çıktığımızda dışarıda kapı bunları mutat kalıp birbirimizle gayet anlaşarak ayrılıyoruz. Birbirimizi anlayarak ayrılıyoruz. Biz kendilerine ifade ettik. Bir, kepe ham suyumuzu artan su kuyularından alıyoruz dedik. Geldiğimizde 7 tane kuyu değerli kamuoyu. 7 kuyuyu teslim aldık. 7 kuyunun 3 tanesi bugün çalışmıyor, çöktü. Yani köre yolunun Serkan kardeşim daha iyi bilir. Ova tarafındaki, deniz tarafındaki çevre yolunun 3 kuyu iptal. 2 kuyu çöktü. Doğru mu Nurdan Bey? Devraldığımızdan itibaren 2 tane mevcut kuyuyla ilerliyoruz. Bunun yanına 10 tane de biz kuyu açtık. Kürşat kardeşim 10 tane. Şu anda aktif 12 kuyumuz şu an itibariyle çalışıyor. 50-50 ucu ucuna yettiriyoruz. 3 kuyu daha açtık. Ay sonu itibariyle toplama deposu yapıyoruz. Hani bir arsa tarla satın aldık orada. Genişlettik ve oraya toplama deposu yapıyoruz. Muhtemelen Ağustos ayı sonu itibariyle de toplama deposunu ve 3 kuyu hizmete açacağız. Ayrıca 3 kuyuyu da oraya ishal hattına bağlıyoruz. 15 kuyu olacak. Şu anda 12 kuyu değerli kamuoyu ucu ucuna anca yetiyor. Bazen seviyeler kesiliyor, bazen motorlar yanıyor. Uykusuz geceler geçiriyorum. Çünkü ham suyu yettiremiyoruz. Arıtmayı çalıştırdığımızda arıtmaya gelen suyun %70'i içme suyu olarak %30'u da maalesef atık olarak ayrılıyor. Yani %30'unu atığa gönderiyoruz. Yaklaşık 4 aydır arıtmayı çalıştıramıyoruz. Ben buradan Kepez'de hemşehrilerimden özür diliyorum. Bir belediye başkanı olarak evet ama neden yetmediğinde kamuoyu çok iyi biliyor. Kuraklık dolayısıyla işte az önce saydığım sebeplerden dolayı ovadaki birçok kuyu, artezyen kuyusu şu anda maalesef verimleri düştü. Yani litre saniyede 15 litre veren su kuyuları şu anda 7 litreleri 8 litrelere geriledi. Sizin mesleğiniz. İşte Fen İşleri Müdürümüz orada. Gelsin o da bildirsin. Ve Kürşat Bey kardeşim
kuyuların, bütün kuyuların verimliliği düştü. Şu anda Serkan Kale, Karabaklı köyünün su sorunu var mı? Günlerce susuz kaldı mı? Mikrofona bir cevap verse. Yağcılar köyüne itfaiye müdürümüz burada. Yeni yapıldı. Yağcılar, canım kardeşim, tam 5 aydır her gün 2 tanker itfaiyemiz Yağcılar köyünün bugüne kadar bakın hiç söylemedik. Orada da bir kuyu vardı Kürşat kardeşim. Yağcılar köyünün su kuyusu vardı. O kuyu deposuna gönderiyor. Köylü o suyu kullanıyordu. Ama su kuyusu çöktü değil mi Serkan? Çöktü ama. Dur canım. Çöktü, biz buraya 10 tane yaptık. Aşağıdaki suyu çekti buraya hepsi. Dur kardeşim, onu demiyorum bak, dur. Yağcılar köyüne yaklaşık 5 ay günde 2 tanker su gönderdi. Ulupınar köyüne özel idare tankeri bize geldi. Bizden dolduruldu ve Ulupınar köyüne suyu aylardır biz gönderiyoruz. Taşlı Tarla, Kalabaklı, Deniz Göründü köyü. Deniz Göründü köyünde, Abbas Bey'in köyünde efendim defalarca tankerimiz gitti. Oradaki köyün depolarına su boşalttı. Bu sadece bizim değil. Ayrıca sizin mesleğiniz kardeşim, popülizm yapıp siyaset yapacağız diye düştüğümüz hale bakın. Ovada şu andaki tarım hepsi çökmedi mi Serkan kardeşim? Şu anda meyve ağaçları kuruyor. Büyük bir tehlike karşıyayız. Tarım da bizi çok kötü günler bekliyor. Çünkü neden? Sulanabilir. Şu anda devlet su işleri köylere su verebiliyor mu? Yok. Yeterli yağış almadığımız için kuraklık, küresel ısınmadan dolayısıyla önce köylerimiz etkilendi. Şu anda biz etkilendik. Yani litre 15 litre veren kuyular şu anda 7 litreye 8 litreye düştü. Yeterli su gelmediği için arıtmayı 4-5 yıldır çalıştıramadık. Şayet arıtmayı çalıştırmış olsaydım gün belirli saatlerinde su kesintisine gitmiş olacaktık Kepez'de. Bunu siz de biliyorsunuz. Esasında birbirimizi gayet net anlıyoruz. Oturduğumuzda bir araya sohbet ettiğimizde bunları, evet, suyun maliyetinin yüksek olduğunu, çünkü neden? Artezyen kuyularından çekilen suyun yüksek maliyet içerdiğini, yani enerjiyle çekiyoruz o suyu, enerjiyle tesisimize basıyoruz onu, enerjiyle o suyu arıtmaya çalışıyoruz ve ondan sonra %30'unu atık olarak %30'unu %70'inde şebekeye veriyoruz. Çalıştıramadık. Kabahat, özür diliyorum. Ama canım kardeşim, bu benim kabahatim, kusurumsa takdir kamuoyunun. Ya bakın, köylerde elini yüzünü yıkamaya su bulamadı vatandaş. Günlerce susuz kaldı Ruhi Bey'in köyü. Günlerce kaldınız. Doğru mu? Canım kardeşim, ben özel idare su göndermedi diyor muyum? Ama ben vatandaşı siyaset yapmadan köy muhtarlarının taleplerini, köy muhtarım beni aradığında ben itfaiye müdürümüzün telefonunu verdim. Devamlı beni arayıp da bana mahcup olmasını, bana boyun bükmesini arzu etmediğim için itfaiye müdürüme de talimat verdim. Köy muhtarlarımız yardımcı ol dedim. Ama zaman oldu, Kürşat kardeşim, tankerimiz yangınlara gitti. 10 günde gönderemedik. Gönderemedik, Kalabaklı 3 gün susuz kaldı. Doğru mu? Kardeşim yapmayın ya. İlle siyaset yapacağız diye birbirimizi incitmeyelim. Buradan çırak çıkarsınız. Bak Kürşat kardeşim, bu konudan çırak çıkar. Sayın Başkanım, eğer siz 10 tane kazmadınız, yapılmasaydı bir barajdan biraz Çanak Barajı olabilirdi. Umur Bey Barajı olabilirdi. Olurdu. Olurdu. Bir tane video var başkanım. Onu Yasi'ye verebilir miyiz? Arkadaşlar, Serkan, şimdi değerli kamuoyu, Serkan'ın özlü kabahatinden daha büyük. Kendi kendini şey yapıyor. Biz de zaten senin dediğini 2 yıl önce dedik. Ne dedik? Deniz Su İşleri 252. Şube Müdürlüğü, Çanakkale Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdık 2 yıldır. Ne dedim orada talebimi? Kuyu açarak Kepez artık çok büyüdü. Biz geldiğimiz
9000 küsür tane su abonesi vardı. Bugün 320 tane su abonesi vardı. Yani Kepez bu 4 yılda, 4,5 yılda 2 kat büyüdü. 2 kat büyüyen Kepez'in elbette ki ham su ihtiyacı da çarpı 2 oldu. Oysa ben de bunu dedim ki bir kuyu açarak, kuyu sayılarını arttırarak Kepez'in ham su sorununu çözemeyiz. Gelin Devlet Su İşleri bizde ham su verin barajdan. Eğer biz Devlet Su İşleri'nin suyunu alırsak, baraj suyunu alırsak arıtma maliyetimiz de düşecek. Elektrik maliyeti. Bakın yılbaşından itibaren yansıya işaretleyin oradan. Elektrik faturası kaç lira gelmiş toplam? Bak 8.037.000 lira. Görüyor musunuz orada? Arkadaşlar toplam kaç paralık maliyetimiz olmuş? En az 15.580.000 lira. Peki biz Kürşat kardeşim yılbaşından bugüne kadar 15.580.000 liralık bir suda maliyet yapmışız. Kaç para vatandaşa tahakkuk etmişiz onu biliyor musun? Onu da söyleyeyim. 13.406.000 lira vatandaşa su faturası kesmişiz arkadaşlar. 13.406.000 lira maliyetimizin altında. Tahakkukumuz ne kadar Serkan Bey kardeşim? 12.044.000 lira. 12.044.000 lira vatandaştan yılbaşından itibaren su tahakkuku yapmışız. Tahsilatı yapmışız. 12 milyon lira tahsilat yapmışız. 13 milyon lira tahakkuk etmişiz. Buna karşılık bize suyun yılbaşından bugüne kadar maliyeti de 15.580.000 lira olmuş. Ya bakın arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, birbirimizi daha fazla etmeyelim. Ya bu çünkü polemiğe giriyor. Toparla lütfen. Peki. Kırıcı olma lütfen. Uluğ Bey, bir söz aldınız. Bitirelim kardeşim. Sayın Başkanım, şimdi bu dediniz ya kuyu sularıyla bu işi biz şunu söylemek istiyorum. Zaten siz bu arıtmayı yapmadan önce basında da bunları anlattık. Kuyu suyuyla Türkiye'nin en büyük beldesine suyu yetirtiremeyiz. Ve kuyu suyunun arıtmasının maliyetinin yüksek olduğunu, Devlet Su İşleri'nin yapıp işletmesinin Çanakkale Belediyesi'ne verdiği arıtmadan, son sistem arıtmadan bir protokol yapılarak ulaşımda olduğu gibi Çanakkale Belediyesi'ne okulları devrettiğiniz gibi bir protokol yapılarak bütün Kepez'in içme suyunu barajdan alması gerektiğini defalarca söyledik. Arıtmaya harcadığı parayla sadece Kepez'in süslü cümleler altyapısını, Kepez'in altyapısını yenileyerek süslü cümleler kuruyorsun. Altyapısını yenileyerek kayıp kaçan önüne geçip hem suz hayatının önüne geçerek hem de vatandaşın cebinden çıkan maliyeti düşürmeyi önerdik, tavsiye ettik. Genel maliyet 15.800 gözüküyor. 15 milyon küsür. Eğer %50 kayıp kaçağımız varsa yani bizim 7 milyon bir tahsilat yapmamız gerekiyordu. Hiçbir yerinde sıfır kaçak yok. Sıfır kaçak olmaz. Sıfır %10 olur. %15 olur. %50 de olmaz. İnternete gir de. Ne zaman yenilendi bu haklar? Bunlar sadece kayıp kaçaktan ziyade siz var ya, vatandaşın sağlığına da zarar veriyor. Sizin aklınız vaktinde kullanılan demir borularda asbest oluşuyor ve bunlar vatandaşın sağlığına da zarar veriyor. Çok eski ta köy zamanından kalma borular bunlar. Tamam. Uzatmayacağım. Kepez'i yağcılar gibi Türkiye'nin büyük beldesini kıyasladığınız için tabii ki de biz yardımcı olmak zorundayız. Biz Türkiye'nin büyük beldesiyiz. Çevre köyümüze birisi açken tok yatan bizden değildir. Ama bizi de susuzluğa mahkum bırakan vali ya da Devlet Su İşleri değil Sayın Başkan. 20 yıllık CHP yönetimidir. Peki hadi bakalım seyredelim. Ruhi Bey kırmayalım. Toparlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, değerli kamuoyu, yani bunu söylemem, isim vermem çok uygun olmaz ama AKP'li ismini vermediğim, vermeyeceğim bir ilçemizde de AKP belediyesinin olduğu, bizim gibi onların da artezyen kuyulardan yararlanan halkına vermiş olduğu suyun ton fiyatı 15 TL. Canım kardeşim. 15 TL. Keşke biz de baraj suyu alıp ham suyumuzu maliyetimizi aşağı çeksek de daha az versek. Biz zaten 2 yıldır
baraj suyu almak istediğimizi, talep ettiğimizi 2 yıldır söylüyoruz. Şimdi siz bize popülizm yapıyorsunuz. Ya 5 yıldır nereden söylüyorsun? Daha göreve geleli. Bak. Çanakkale Belediyesi'nin bak beni ağır konuşturup yalan söylüyorsun şu anda. Şu an yalan söylüyorsun. Barajın sulama kısmı. Şu an yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Su için ayrılan kısmı ise Çanakkale üst durumda. İçme yalan söylüyorsun. Sen de istemek zorundasınız. Bak değerli kamuoyu. İçme kısmında hakkı yok. Kamuoyu. Değerli kamuoyu. Beyefendi kesinlikle bir kere 5 yıldır söylüyoruz diyor. 5 yıldır görevde değilsin. Öncelikle. Tamam. Ben belde başkan yardımcısıyım. 10 yıldır. Bunları basına ya da vatandaşımıza anlatmak için mesleği sormak zorunda değiliz. Biz bunları her zaman anlattık. Anlatmaya devam edeceğiz. Senin Kepez'e su sorunundan haberin bile yoktu be. Haberin bile yoktu. Sen nereden? Sen yolu da bulamıyorsun. Sen nereden başkanım? Yolda kayboluyor. Sen nereden bileceksin? Sen evinin adresini bile yanlış beyan ediyorsun. Sen nerede oturuyorsun Kürşat Bey? İlyas Bakkal Caddesi'nde. Ne zaman? Seçimde nerede oturuyordun? İlyas Bakkal Caddesi'nde Kepez'de Cumhuriyet Mahallesi. Sahte adres bak. Sahte adreste kullanıyorsun. Beni kullandırma. İftira atıyorsun. Buradan kamuoyuna. İftira atıyorsunuz. İftira atmıyorum. Evet, iftira sen atıyorsun. Tansaş'ın orada, evin oradaydı. Burada i̇ftira sahte adreste oturuyordun. İftira atıyorsunuz. Kürşat Ertürk. Özür dilerim, iftira atıyorsunuz. Değerli kamuoyu. Devletin kayıtlarını çıkartıp getireceğim. Ruhi Bey'in şeyiyle birlikte kapatıyoruz. Tamam. Ruhi Bey'i de kırmıyoruz. Evet. Koyun. Peki. Tabii da uygun verdiğimiz yer de var projenin içinde. Ondan dolayı kim gittiyse durdurmuş. Şu anlık durmuş. Yapılacak inşallah. Vallahi ister durdurur, ister açar, verir, vermez. Ya çok da benim için beni ilgilendiren bir durum değil yani doğrusu. Ben ama şunu beyan ediyorum buradan. Kürşat Bey'in seçimde oturduğu ev neredeymiş? Kürşat Bey'in gerçek ikameti neredeymiş? Ben tamamlayayım. Ondan sonra cevap hakkı doğdu size. Evi nerede? Gösterdiği adres nerede? Nereden aday oldu? Yedekten şeyden geldi. 5. sıradan, 6. sıradan geldi. Bakın, bugüne kadar bunları konuşmadım. Ama konuşuyorum bak. Ondan sonra takdir kamuoyunu. Buyur. Buyur. Sayın Başkan, bu konudaki benim ev adresim Cumhuriyet Mahallesi İlyas Bakkal Caddesi'dir. Kaç senedir oturuyorsun orada? Evin nerede? Nerede? 6 sene olmuştur, 6-7 sene olmuştur. Ya. İlk taşındığım günün de adres tarihini çıkartırım. Şu an hala orada ikamet etmekteyim. Ama eğer ben ispatlayamazsam
Sizi özel davet ediyorum da bir şey varsa ispatlayın. Şu an iftira atıyorsunuz. Ben bu konunun cevabını size dışarıda söylerim. Burada özelde şimdi birilerinin üçüncü şahıs söylemek istemiyorum. Senin akraban çünkü. Tamam, siz söyleyebilirsiniz, fark etmez. Kimin? Benim adresim. Kimin adresi bile geldirmiyor. Senin kayınvaliden söyledi bana bunu. Benim adresim. Senin kayınvaliden söyledi bana bunu. Bak canım kardeşim, senin kayınvaliden söyledi. Ya dedim, ben Kürşat burada oturmuyor ki. Nasıl meclis üyesi adayı oldu dedim. Ya dedi, o dedi halletmiş dedi. Bak, Tansaç'ın orada oturduğunu kayınvaliden söyledi. Ya iftira atıyorsunuz. Ya iftira atmıyorum. İftira atıyorsunuz. Canım kardeşim, sor. Kayınvaliden akşama gidince sor. Neyse, tamam. Buradaki seviyeyi düşürmüyoruz. Kaç yıldır oturduğumu çıkartacağım. Tamam. Seviyeyi düşürmüyoruz. Kapatın mikrofonu. Tamam, konu kapanmıştır. Önerge 2'nin... Önerge 2'yi konuşuyoruz da. Tutanaklar, 2 meclis üyesi ayrıldı. Onu tutanaklara geçirelim lütfen. Önerge 2'yi oylamaya sunuyorum arkadaşlar. AKP grubunun vermiş olduğu önerge 2'yi kabul edenler, sağ olun lütfen. Reddedenler, oy birliğiyle, oy çokluğu ile reddedilmiştir. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili milletvekillerinin vermiş olduğu önergeleri siz gündeme bile almıyorsunuz. Biz kepez belediye... Sayın Başkanım, yok ya. Bak Serkan kardeşim, görüşürüz 8 ay sonra. Görüşürüz. Bak. Bakın, biz meclis tutanaklarına geçti. Sizin önergelerinizi oy birliğiyle gündeme aldık. Oy birliğiyle lütuf ettik bak. Lütuf ettik. Bu kıyamızı unutmayın. Serkan Kale. He? Ben AKP grubunun önergesini lütfettim de gündeme aldım. Siz nasıl orada reddediyorsanız Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili milletvekillerinin önergelerini bile almayarak o halkın taleplerini dinleme lütfunda bile bulunmuyorsunuz ama biz sizin önergenizi lütfettik ve gündeme aldık. Önerge 2 oy çokluğuyla reddolmuştur. Evet, önerge 3 meclis başkanlığına. Beldemiz sınırları içerisinde uygun bir park alanına Utku Hadımoğlu adının verilmesini talep ediyoruz. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar iddiasını arz ve teklif ederim. 02-08-2023 AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Erkan Kürşat Ertürk, Serkan Kale, Hüseyin Dalaklı. Buyurun. Önerge sizin. Sayın Başkan, Meclis Üyeleri, Kepez'de de ikamet etmekte olan Üniversite Hastanesi'nin yıllardır müdürlüğünü yapan Ömer Hadımoğlu'nun biliyorsunuz oğlu bir trafik kazasında üzücü bir olay sonucunda vefat etti. Biz bu genç kardeşimizin ismini bir parkta yaşatmak istiyoruz. Ailenin talebi mi? AKP meclis üyesi. AK Parti'nin bizim talebimiz. AK Parti aile, AK Parti belediye meclis üyesi, evet. Üç arkadaşımızın talebi. Evet, doğrudur. Ben konuyu daha uzatmamak için bunun takdiri elbette tespit komisyonu. Daha da uzatmayalım, kırıcı olmayalım. Aileyi ben de tanıyorum. Bunların izni olmadan biz bunu, çünkü çok üzücü bir ölüm. Evet, çok evet, yani onların çünkü sürekli hatırlayacaklar. Bir ailesinin iznini alıp öyle komisyona gönderelim dedim. Yani. Çünkü gerçekten aile peki, çok perişan. Şimdi arkadaşlar, bir parkta onu bilemiyoruz. Böyle bir hı-hı, tabii kentimizi gerçekten derin acıya boğan bir üzücü bir olay yaşadık. Bu tabii bütün Çanakkale'de herkesin derinden yaraladı. Böyle önemli bir hassas konuda tek bir parti grubunun
bunu efendim üstlenip ailenin bilgisi olmadan gündeme gelmesinden ziyade tüm 3 parti grubunun da ortak isimlerle bunun şey daha şık olmaz mı? Peki o halde bir şey teklif ediyorum. 5 dakika meclise ara verelim. 5 dakika içinde AKP grubunun şeyi çünkü aileden izin alıp ondan sonra gelip bize aileyle yaptığı görüşmeyi aktarsın, ona göre oylamaya geçelim. Peki arkadaşlar şu an 15-15 hiç kimse yerinden çıkmasın. 15-20'de devam edelim. 5 dakikanız var Kürşat Bey, buyurun. 5 dakika ara verdik arkadaşlar. Yok arkadaşlar.